Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Target'a okul alışverişine geldik. Dedim artık bu sene son sene oluyorum ve uzun zamandır da böyle güzel bir okul alışverişi yapmamıştım. O yüzden bugün okul alışverişi yapmaya geldim. İlk önce uçlu kalem bakmak istiyorum. Şöyle bir sürü çeşit var. Galiba şu markadan almak istiyorum, Papermate. Çünkü en iyi marka bence bu uçlu kalem olarak. Şunlar da var böyle çoklu ama bunlar pek kaliteli değil. Çok hızlı kırılıyorlar. Hatta şöyle kocaman bir paketi varmış. Çoklu olanlar da var ama ben şöyle üçlü alacağım. Daha güzel. Şunun renkleri daha tatlı. Böyle fiyatı da bu şekilde. Buradan koydum. Silgiye kalem tıraşa ihtiyacım yok zaten. Silgi şundan daha yeni almıştım. Şimdi şöyle kalemlere bakacağım. Sharpie almak istiyorum. Bir bundan alacağım. Şöyle 12'li set. Şöyle düz siyah, aslında şu çok güzel oluyor bunların uçları. Böyle düz siyah kalem alacağım. Bunlar Sharpie gibi ama arkaya çok geçirmiyorlar. O yüzden daha güzel. O yüzden onları aldım. Şöyle dosyalara ihtiyacım var. Bir tane beyaz, bir tane de pembe almak istiyorum. Defter olarak çok kararsız kaldım. Şöyle düz five star'lardan mı alayım yoksa daha böyle desenli bir şey mi alayım? Ama desenler de pek hoşuma gitmedi yani. Çok şuradaki desenler biraz daha güzel en azından. Şunu çok beğendim. Bunun içi çok güzel yani, çok ince şöyle. İçi çok güzel, böyle büyük değil. Five star alırsam da direkt düz beyaz alacağım ama işte kararsız kaldım. Zaten daha önce bahsetmiştim, burada bilgisayar kullanıldığı için çok fazla deftere ihtiyaç duyulmuyor. Ama yine de bir tane defter alacağım çünkü illaki kullanıyorum. Ve galiba şuna karar verdim. Şöyle biraz arkalardan seçeyim, güzel olsun. Şu pembe lacivert. Şu Sharpie'leri çok beğendim. Çok güzel bir set. Böyle highlighter. Bende bu set vardı. Bunu da çok severek kullanıyorum ama bu da çok tatlı gibi. Alsam mı acaba? Şöyle post-it not da alacağım. Daha farklı renkler yok mu ya? Bu renkleri pek beğenmedim. Bir de şu tarafa bakalım. Burada da var. Bunlar da 1 dolarmış bir tanesi. Renkler tatlıymış. Şöyle bir tane alacağım. Bir de bunlardan çok lazım oluyor. Okulda history hocaları genelde böyle vocabulary kelimeler yazdırıyorlar ezberlememiz için. Sonra dönüp hiç bakmıyorum ama yapacak bir şey yok. Burada da böyle setler varmış. Burada lakırlar için böyle düzenleyiciler var. Bilmiyorum hiç lakırını kullanan var mı ama ben hiç kullanmadım. Ortaokulda biraz böyle özenip bu tarz şeyler alıp işte süslemiştim. Sonra biraz kullanıyordum ama liseye geçince hiç kullanmadım.
Çünkü yani burada zaten teneffüs diye bir şey yok. O yüzden anca dersten derse geçebiliyorsun ve o sırada yani dolaba uğramaya vaktin olmuyor. O yüzden kimse eşyasını bırakmıyor oraya. Ama belki kullanan da vardır. Bunlar da çok tatlıymış aslında. Ama zaten böyle küçük bir şeyim var. O yüzden ondan almayacağım. Hesap makineleri. Kalem kutu çeşidi çok az ya. Pek beğenemedim. Bir tek şu çok tatlı geldi. Ama bu da 10 dolar bence. Çok gereksiz. Şöyle lunchboxlar da var. Aa, burada da şu tükenmez kalemlerden alacağım. Her zaman ihtiyaç oluyor. Şöyle 10'lu. Fiyatı da gayet iyi. 1.89. Abi ne kadar güzel. Şekilde şey cetvel. Çok tatlılar. Fiyatları ne kadar bu? 3 dolar galiba. Bunlardan alıp slime yaptığımız zamanlar. Bu şekilde çanta bölümünü de göstereyim. Çantamı daha yeni aldım. O yüzden çanta almayacağım ama güzelmiş. Bunları aldım. Şimdi başka bir kırtasiye bölümü daha var. Oraya da bir bakacağım. Bir de son olarak kalem olarak bundan almak istiyorum. Bunların uçları çok rahat, güzel oluyor. Tükenmez kalem gibi. Şöyle ince uçlu. Burada da küçük defterler var. Çok güzeller. Ama böyle çok fazla defterim var. O yüzden ihtiyacım yok. Ama gerçekten çok güzellermiş. Bu şekilde çok tatlı kalem kutular da var. Galiba şundan bir tane alacağım. Fiyatları da 5 dolarmış. Diğerlerine göre daha iyi. Diğer yerde 10 dolardı. Böyle çok güzel plastik. Kirleneceğini de çok düşünmüyorum. En azından silinebilir. O zaman bunu alacağım. Alacaklarımı aldım. Şimdi taksiden çıktım. Bir oturma yerine geldim. Burada size aldıklarımı göstereceğim. Şöyle Sharpie'nin klasik 12'li setinden aldım. Arkaya geçiriyor biliyorsunuz ki Sharpie. Ama proje ödevlerinde falan çok ihtiyaç oluyor. O yüzden böyle almak istedim. Sonra Paper Mate'in şöyle uçlu kalemlerinden aldım. Sonra yine Paper Mate'in şöyle ince uçlu tükenmez kalemlerinden aldım. Aslında bunlar çok tükenmez gibi değil. Daha böyle güzel bir şeyi var. Böyle hatta açıp göstereyim. Zaten okulun ilk günü vlog çekeceğim. Orada da işte birlikte çantamı hazırlarız. Şöyle çok ince uçlu. Çok güzel. Ben bunun da ucuna bakmak için açmıştım. Bunun da çok güzel ucu var. Yine Paper Mate'in. Böyle direkt düz siyah almak istedim. Düz siyah. Genelde ben işte bazen uçlu kalem yerine bu tarzda kullanabiliyorum. Böyle yine ince uçlu. Daha sonra bu tükenmez kalemlerden aldım. Bunların da fiyatı gayet iyiydi. 1,5 dolar falan tarzındaydı. Bu arada merak edenler için şuralara fiyatlarını da yazarım. Klasik tükenmez kalem. Sonra bu da whiteout. İşte bu tükenmez kalemler için. Silmek için. Bunu da bakayım, merak ettim. Çok kaliteli, güzel gözüküyor. Aa, çok küçükmüş. Böyle minicik, çok tatlı. Ama güzel. Buraya deneyelim. Evet, çok kaliteli, güzel. Direkt kapattı burada yazıyı. Bayağı büyük kutu yapmışlar. Hiç o kadar küçük çıkacağını düşünmemiştim. Daha sonra şöyle kalem kutu aldım. Kalem kutu almayı hiç düşünmüyordum normalde. Hani önceden aldıklarımı kullanırım diye düşünüyordum ama bunu çok beğendim. Böyle plastik ve benim kalem kutularım gerçekten çok hızlı kirleniyor. Bu
O kadar hızlı kirleneceğini düşünmüyorum. En azından silinebilir bir şeyi var. O yüzden bu da çok tatlı, böyle pembe. Şöyle direkt poşetten çıkartayım hatta. Şöyle indeks kart aldım ve bir tane de post-it not aldım. Bunlar da çok ihtiyaç oluyor. Daha sonra şöyle bir not defteri aldım. Not defterinde çok kararsız kaldım ne tarz alayım diye, ama bunu çok beğendim. Hem şurası da böyle dosya gibi, içine işte hemen böyle bir kağıt falan koyabilirim. Son olarak da şöyle iki tane dosya aldım. Biri pembe, birisi beyaz. Aa, ben bunların içinde şey oluyor diye biliyordum. Öyle almıştım. Hiç içine bakmamışım. Normalde burada böyle küçük pere, böyle plastik şeyler oluyor ve içine işte post-it not gibi küçük şeylerinizi koyabiliyorsunuz. Hep öyle oluyor diye hiç bakmadan aldım, ama bunlar da öyle değilmiş. Şu. Dediğim gibi okulun ilk günü birlikte çantamı düzenleriz bu eşyalarımla beraber. Bence çok güzel bir alışveriş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka istediğiniz, aklınızda olan bir video fikri varsa lütfen aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Ve lütfen artık 3000 olmak istiyorum. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.